Din pek çok çevrelerde bir afyon olarak algılanır. Siz bir afyon tutkunu musunuz? Dinle ruhunuzu mu uyutuyorsunuz? Yoksa din basbaya bir ideolojik tercih midir aynı zamanda? Eski çağlarda, Fenikelilerde verimlilik ve başarı tanrısının ismi Mamon idi. Mamon para demektir. Çağımızda, modern çağda kapitalizmle birlikte bu eski çağların tanrısı geri döndü. Adeta kapitalizmin... Paraya mı tapılıyor? Tabii paraya, başarıya, altına, servete tapınılıyor. Allah'tan başka ilah, güç, otorite yoktur diyorsunuz. Siyasal sistemlerde böyle Allah'a Allah'ın adını kullanarak Allah'a şirk koşanlar var mıdır? Tabii. Şimdi şirki tanımlamak lazım. Bakın günümüzün putları nerededir? Nerededir? İnsanlar putları tahtadan taşlıdan yapılmış yerlerde aramasınlar. Putları nerede arayacaklar? Dört şey söylüyorum. Buyurun. Sermaye. Ulus, sınır, sınıf. Dördüne de karşı mısınız? Şimdi günümüzün putları burada ortaya çıkıyor. Adam bir sınır çiziyor, bunu putlaştırıyor. Adam servet yiyor, bunu putlaştırıyor. Adam otorite kuruyor, devlet kuruyor, bunu putlaştırıyor. İnsanları bunun için harcıyor. Bir canavar gibi her gün önüne yemek koymanız gerekiyor. Şimdi bakın Türkiye'de bunu söylediğimiz zaman bazıları bozuluyor. Bozulmayın kardeşim. 3 milyon tane memuru olan bir devlet var. Bu bir canavar gibi adeta her sabah kalktığımızda biz onun önüne bir yemek koyup doyurmak zorundayız. Memuru mu devleti mi? Devleti. Eğer doyurulmazsa kudurur. Başına çöker. Vergi alır, zorlar. Şimdi bunun hizaya getirilmesi lazım. Şimdi insanlar devletin uğruna harcanamazlar. İnsanlar... sermayenin uğruna, paranın uğruna harcanamazlar. Amerika'da Warren Buffett diye bir kişi var. Alüminyum baronu bu şahıs. Ve bu şahıs geçenlerde Amerika'da 40 tane Amerikan milyarderini topladı ve onlara bir söz söyledi. Dünyanın en büyük zengini. 72 milyar doları var. İkinci sırada Bill Gates var. O toplumda Bill Gates de vardı. Dedi ki ben size bir şey söylüyorum. Bu yaptığımız akşam yemeği İsa'nın akşam yemeği olsun. Peygamberlerin yoluna dönmekten başka çaremiz kalmadı. Açlığı ve yoksulluğu ortadan kaldıracak size bir formül önereceğim. Nedir? Bir liste gösterdi. Dedi ki bu listeye imza atan var mı yok mu? İlk imzayı ben atıyorum. İki şey söylüyorum dedi. Bir, kişisel servetimin %99'unu bağışlıyorum. Sizden de yarısını bağışlamanızı istiyorum ve miras bırakmayı reddediyorum dedi. Bunu kim söyledi? Dünyanın en büyük kapitalisti olan Warren Buffett söyledi. Burada kapitalizmin bittiği noktadır burası. Dedi ki bu kapitalizmle bu iş yürümüyor. Şu anda aynı şeyi Türkiye için geçerli. Bakın Sakıp Sabancı'ya, Koç'a, AKP'li muhafazakar zengin müteahhitlere sesleniyorum. Servetlerinizin yarısını bağışlayabiliyor musunuz? Bu adamın söylediğini söylüyor musunuz? Kur'an-ı Kerim diyor ki Bakara Suresi 219. ayette. Onlara söyle. Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki ihtiyaçtan fazlasını verin.